Trump'ın zaferi, XRP coin'e can suyu oldu şeklinde haberi görüyoruz. Üzerine şöyle bir konuşacağız ve genel olarak tabii ki durumdan bahsetmeye ve XRP coin'i mevcut vaziyette de değerlendirmeye çalışacağız. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes bunları yapsın lütfen. Bir saniyenizi ayırınız, beğeniniz ve kanala abone olunuz. Şimdiden teşekkür ederim beğenip abone olanlara. Tabii ki isteyenler ne yapabilir? Twitter'dan takip edebilir. Hakeza Facebook üzerinden takip edebilir. Aynı şekilde yine katıl üyesi de olabilirsiniz. Bunları da hatırlatmış olalım, haberiniz olsun. Bunların da aynı şekilde linkleri, her birinin linki açıklamalar bölümünün en altında mevcuttur. Dediğim gibi oradan erişim gerçekleştirebilirsiniz, haberiniz ola. Muhabbet böyle. Trump'ın zaferi Ripple'a can suyu oldu şeklinde şey yapıyor. Şimdiden Trump biliyorsunuz ki 1 Ocak'ta yemin edecek ve başlayacak. Şimdiden tabii ki bazı kuliste bir şeyler dolaşmaya başladı. Hester Peirce SEC başkanı olacak diye çok büyük ihtimalle daha 2022 yılından beri 2022'ye varan yapmış olduğumuz konuşmalar var. Kanalı takip edenler bunu bir şekilde hatırlarlar. Geçtiğimiz vakitlerden bu yana evet gerçekten de bu belliydi. Çünkü yani Trump daha tabii başkanlık muhabbetleri bile daha ortada yokken o zamanlarda hani şeyi çok konuşanlar oluyor. İşte ya kim gelecek, ne olacak tarzında ya da sonrasında Trump açıklanıp kriptolarla alakalı olumlu şeyler söyleyince şaşıranlar oldu. Bak daha önce de söyledim 2022'de. Halbuki burada şaşıracak hiçbir şey yoktu. Trump o zaman o dönemin hani konjonktürüne göre dediğim gibi hareket ediyordu. Şu an bugüne göre ediyor. Yani direkt şey bu daha çok ciddi şekilde açılabilir. O yüzden aslında benim demeye çalıştığım şey de şu bu noktada. Sonuçta o şekilde söylemlerde bulunulmuş olabilir, edilmiş olabilir. Artık ortam kriptoları işte ya ne ayak bunlar şu bundan ziyade artık ortam kriptolarla piyasalar nasıl korele şekilde devam edilebilir, piyasaya nasıl entegre edilebilir gibi sorulardan geçiyor haliyle ve bir bu şekilde bir yol bulunma gayreti içerisinde bulunuyor. Muhabbet bu. Hester Peirce tabii ki SEC başkanı bildiğiniz üzere önceki iki SEC başkanı da ki birincisi görevden ayrıldıktan sonra adam XRP'ye aşık oldu bir anda. Bu da kişinin kendi düşüncelerinden ziyade aslında koltuğun konuştuğuna dair de bir kanıt olarak ifade edebileceğimiz yine hususlardan bir tanesidir diyerek durumun altını çizmiş olalım. Muhabbet bu şekilde. Şu an ilk etapta Trump'ın gelişiyle evet Hester Peirce'in göreve gelmesi ki kendisi esasında içeride en son bu konular tartışılırken işte bir türlü biliyorsunuz BTC ETF'leri gelmedi etmedi. ETF'lerin bir an önce onaylanması gerektiğine yönelik ifadelerde bulunuyor. Dolayısıyla bu XRP'nin olası durumdaki XRP Coin ETF başvurularının gelebileceği büyük şirketler tarafından ve bunun hatta hakeza kısa süre içerisinde onaylanabileceğini de dair bir argüman. Daha önce de söylemiştim. Donald Trump'ın gelişinin pek çok farklı alanda, pek çok farklı şekilde pozitif etkisi var, etkileri olacaktır diye
dediğim gibi defalarca ifade ettiğim konulardan bir tanesiydi bu. İşte bu da onlar içerisinde en popüler konulardan bir tanesi olan Ripple'la alakalı. İki, sadece bu da değil. Bu da kendi içerisinde tabii pozitifliklere ayrılıyor. Bakınız ki aynı zamanda buradaki durum Ripple için çok konuşulan o meşhur halka arz meselesiyle alakalı da çok önemli detaylar gündeme getiriyor. Ripple'ın uzun süredir şirketi halka arz etmek doğrultusunda planları olduğu ifade edilse de Ripple bunlara karşı olumlu veya olumsuz söylemlerde bulunmaktan çekinmiş de olsa bu çoklukla ifade edildi. Doğrudur. Fakat bunu tabii ki de yapamazlardı. Sebebini biliyorsunuz. Bundan sonra yapabilirler mi? Muhtemelen yapacaklardır. Hatta bu konu vaktiyle yani saçma da olsa farklı tartışmalara sebebiyet verdi. Bu Ben Armstrong gibi yani XRP coin üzerinde yüksek faaliyet gösteren tanınan kripto analistlerinin Twitter'da belli tartışmalarına bile sebebiyet verdi. Yani ETF'i onaylanırsa mı daha çok yükseliş yaşar? Yoksa halka arzı gerçekleştiğinde mi diye. Halbuki böyle saçma bir şey olur mu? Yani birincisi sen ona tam olarak hani değil mi? Nasıl bir cevap bulabilirsin mantıken? İkincisi ne fark eder? Yani ne alaka? O yüzden aslında saçma bir muhabbet olsa da dediğim gibi bu tarz şey oldu. Bir tanesi onu savundu, öteki ötekini savundu. Biri öyle olursa 6 dolara gider dedi. Öteki devam eder 23 dolara gider dedi. Bu şekilde oldu. Ya günün sonunda en önemlisi tabii ki de bunun hiç şüphesiz her iki olayın da önemli olduğu Trump'ın gelişinin yapı itibariyle her şeyin başında işte bu bahsettiğimiz iki çok önemli olayın her şeyin başında bu iki çok önemli olayın bulunduğunu ve sadece bunun değil bununla birlikte bu ikisiyle birlikte farklı yine oldukça pozitif olay ve olaylara sebebiyet verebilecek durumlarında olacağının altını çizmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşça kalın.